Pekala Doktor Oğuz Acar. Efendim geldik. Koca bir aletle gelmişsiniz buraya efendim. Bunlar nedir? Burada gördüğümüz örnekler. Karayolları taş kırmak için aletler falan bulunur biliyor musunuz? Vallahi yaparken mecburen bu boyutlarda oluyorlar. Evet. Bu bir lazer aleti. Bu alet sayesinde böbrekteki taşları kırabiliyoruz. Böbrek ne kelime? İdrar yolunun neresinde olursa olsun bu taşları bu alet sayesinde kırmak mümkün. Şimdi tabii, bu böbrek taşını kırmakta kullandığınız o ünlü bildiğimiz böbrek taşı kırma aleti mi? Bir üstü herhalde. Lazer. Bir lazer aleti. Evet. Bu bir lazer aleti. O ses dalgalarıyla çalışıyor. Evet, o farklı. Bu lazerle çalışıyor. Bu fark var. Göstereceksiniz birazdan nasıl uygulandığını. Hatta taş kıracağız. Taş kıracağız az sonra yayında. Burada kıracağız, bardakta göreceğiz uygulamayı. Evet. Evet. Nasıl oluşuyor efendim bu böbrek taşı da biz bunu kırmalara falan çalışıyoruz böyle? Şurada bir anlatmaya çalışalım. Vücudumuzda iki tane böbrek var. Her normal insanda olduğu gibi. Bel bölgesinde yerleşmiş iki tane organ. Birbirinin yedeği gibi sanki. Tamam. Böbrekler günde 180 litre kanı süzerek 1,5 litre idrar oluştururlar. 180 litre kan demek yani 5 litre kanın vücutta 36 defa 24 saat içerisinde tur atarak böbreğin içerisinden geçmesi, bütün atık maddelerinden de arınması manasına gelir. Ve bu 1,5 litre idrarın içerisine sıkıştığı zaman, yani neredeyse 100 kat, 150 kat yoğunlaşmış bir sıvıdan bahsediyoruz. Yani bir çay bardağı suda belki 100 şeker eritilmiş kadar bir yoğunluktan bahsediyoruz. Normalde 180 litrede eritsek eriyik halinde olacak maddeler çok küçük bir alanda sıkıştıkları zaman ister istemez yoğunlaşıyorlar. Yani hocam şöyle mi? Bir kazandan fazla suyu küçük bir çay süzgeciyle süzmeye çalışıyoruz. Heh, bravo. İçinde de bütün o çaylar, maddeler bulunuyorlar. Şu kadar. Ve bunların da erimiş olmasını istiyoruz. Evet. Vücut böyle bir muhteşem yapı. Normalde erimemesi gerekir. Eğer bazı mekanizmalar olmamış olsa vücutta ısının yüksek olması. Değil mi biz çayı... Şekeri eritmek için daha kolay ısıtıyoruz mesela. Vücudun sıcak olması, sürekli akmakta olması, akarken devri daim böyle devinim göstererek akması gibi. Basınçla akması. Çay kaşığıyla karıştırmak gibi evet. Mesela. Hep benzer şeylerde onların eriyik halinde bulunmasına gayret ediyor vücut. Ve bunları da sürekli biz atıyoruz, idrarla atıyoruz. Atıyoruz. İdrarla... Atamazsak, evet. İdrarın bir miktar beklediğini düşünün. Mutlaka tortulaşmalar, çökeltiler oluşmaya başlar. Bunun gibi böbrekte, idrar yollarında, çeşitli noktalarda birleşmeler ortaya çıkıyor. Söz gelişi kalsiyum ve oksalat maddesinin birleşmesinden kalsiyum oksalat taşları oluşuyor. Kalsiyum ve fosfat maddesinin birleşmesinden kalsiyum fosfat taşları oluşuyor. Çeşitli taş tipleri var. Yani beslenmeyle de alakalı oluşabiliyor. Bunlara da geleceğiz. Alakalı. Evdeki süzgeçleri 50 sene kullanmıyoruz bu nedenle. Aynı şey. Süre sonra tıkanıyor süzgeçler. Mutlaka. Atıyoruz yenisini koyuyoruz. Biz koyamıyoruz ama ihtiyaç olduğunda böbrek nakliyle bu gerçekleşiyor. Evet, böbrekte böyle bir şans çok fazla yok. Evet, evet. Peki hocam, tüm burada görmüş olduğumuz idrar renkleri bunlar. Evet. Bunlardan bahsedelim. Hangi anda bize bir sinyal verir vücudumuzda bir şeylerin yolunda gitmediğini? Çok güzel hazırlanmış bir kere bunlar. Evet. Gerçek idrar da değiller. Kesinlikle. Normalde biz su içtiğimiz zaman diyelim ki bir avuç atık madde var vücudumuza atılması gereken madde. Bunu bir iki bardak suyla atmaya çalışırsak o zaman çok yoğun ve koyu bir idrar haline gelir. Buna dönüşür. Evet. Çok fazla su içersek, 3 litre su içersek atılması gereken gene bir avuçtu. O zaman çok beyaza yakın sarımsı bir renk elde ederiz. Bu iyidir. Ama şart değildir. Evet. Şu renk, yani günde 1,5 litre idrar çıkaracak kadar bir miktar su içebilirsek şayet, o takdirde eriyik haline getirmiş oluyoruz bu atık maddeleri. Tamam. Günde 1,5 litre idrar çıkarmak demek, kış aylarında 2 litre civarında su içmek demektir. Ancak yaz aylarında insan terle çok fazla kaybettiği için, 1,5-2 litre su alırsak, 1 litreye yakın nefesle ve terle kaybederiz. O zaman idrara çıkacak su miktarı azalmış olur. İşte o zaman buna dönüşür hocam. Yani hocam şimdi biz akşam mesela gündüz gün boyunca su içiyoruz. Hı hı. Tuvalete gidiyoruz. Ama akşam 10-10.30 gibi artık içmeyi, yemeği bırakıp yatıyoruz. Sabah kalktığımızda bu koyu renkli olmasının nedeni gece boyunca su içmememiz midir? Tabii. Gece siz de biliyorsunuz metabolizma evet. Devam evet. Ediyor. Evet. Çünkü
Yani uyuyor olsak da bağırsaklar çalışıyor, akciğer çalışıyor, kalp sistem çalışıyor, durmuyor. Sistem devam ediyor. Tamam. Aynı atık maddeler yine üretiliyor ama atılması gereken su miktarı azalıyor. Tamam. O zaman idrarımız koyulaşıyor. Ne kadar açık renk idrar yaparsak o kadar sağlıklı mı kalırız? O kadar sağlıklı. Evet. Yani su gibi idrar yapmaya çalışmalı mıyız? Evet, evet. Doğru. Evet. Bu bir dipnot, bu önemli. Herkesin normal güncel hayatında kendi evet. sağlık halini bir kontrol edebilmesi için. Ebru, çok önemli bir nokta var. Bu su konusu çok tartışılıyor. Su fazla şişiriliyor mu, çok içiyor. Evet. Herkes su açtığı için de susuzluk işte. Bu birinci madde. İki, ben susuz muyum, değil miyim diye merak ediyorsanız bunun biricik bir testi var. Ürologların, nefrologların kullandığı. İdrarınızın rengine bakın. İdrarınız koyuysa az su içiyorsunuz demektir. İdrarınız açıksa, su rengine yakınsa, doğru mu hocam? Doğrudur. Su ihtiyacınızı yeteri kadar karşılıyorsunuz demektir. Ona göre ayarlayın. Evet. Evet, bu çok önemli bir gerçekten konu. Peki hocam, böbrek taşı düşüren kişilerin idrar renkleri farklı mı oluyor? Hayır. Bir farklılaşma böbrek oluyor mu? Böbrek taşı olmaz. Düşüren insanlarda farklı mekanizmalar var. Mesela peki. bazı yerlerde tıkanıklıklar olabilir. Dolayısıyla gerisinde idrar birikiyor olabilir. Sürekli akan derelerin temiz olması, bir yerde birikinti olduğunda çökelek olması tabii. gibi bunlar taşa meyli arttırır. Tamam. Aldıkları yediklerinden dolayı fazla atık madde üretiyor olabilir. Biz 5 şeker kadar bir şey atıyorsak o 15 şeker kadar atıyordur. Erimesi zor olabilir. Suyu az içiyor olabilir. Dolayısıyla gene bu da bir genetik şimdi, faktörler son derece önemli. İçindeki asit baz dengesi değişiyor. pH değeri son derece önemlidir. Genetik faktörler son derece önemlidir. Öyle mi? Çünkü bunun eriyik halinde olması için vücut bazı proteinler ve maddeleri çok miktarda atar idrara. Sitrat denen bir madde. Sitrik asit. Siz de bilirsiniz. Mucize. Mucizedir. Doğru. Evet. Limon asididir aslında adından da anlaşılacağı üzere de. Narenciyelerde bol miktarda bulunur. Portakalda, muz, şeyde, mandalina da falan. Sitrat kalsiyumla fosfatın ya da kalsiyumla oksalatın arasına girerek birleşmesini engeller. Engelliyor. Çok basitçe anlatıyorum. Peki o zaman mandalin portakal mı yiyelim hocam? Tabii çok faydalıdır. Tedavide çok ilaç olarak dahi verdiklerimiz vardır. Ne kadar çok portakal suyu tavsiye ediyorlar. Limon suyu. Ben bir örnek limon suyu, bir şey vereyim mi bir tabii. formül size? Tabii. Günlük diyelim ki 2 litre. Bu ne için hocam? Ne için taş veriyorsun? Taş oluşumunu engellemek için. Basit bir formül. Evet. Taş oluşumunu engellemek taşı olan kişilere de tedavi anlamında önerebiliyor muyuz? Taşları oluştuktan sonra eritmek çok nadir vakada mümkündür. Tamam. Oluşmadan gerekir. Ama yenisinin oluşması da engel olur. Onlar bitsinler hocam. İşte onu diyorum. Yani şöyle bir taşın oluşmasını engelleyebilir. Tamam. Çünkü tedavi olarak da ilaç olarak dahi verdiğimiz tabii. bir maddedir. Peki. Sitrat. 2 litre sıvı almamız lazım. 2 litre su içmemiz gerektiğini söyledik. Bu 8 su bardağı manasına gelir. Bunun 1 su bardağını taze sıkılmış limon suyundan elde edersek şayet 7 bardak su artı 1 bardak saf limon suyu karıştırıp bir sürahi içerisinde gün içerisinde bu suyu tüketirsek yeterince sitratı vücudumuza almış idrar süper. Yollarında da taşlaşmaya eğilimli olan maddelerin birleşmesini engellemiş önemli oluyoruz. Çok güzel ve çok basit bir formül. Önemli. Yani hocam siz aslında şimdi biraz da şifa dağıttınız. Niye biliyor musunuz? Bu limon suyunu suya ilave etmek suyu alkalinize ettiği için vücudun alkali gücünü de arttırıyor. Alkalinize etmesi sitrat sayesinde evet, zaten. Evet, evet, evet. Çok sitrik güzel asitle, kendisi asit olmasına rağmen sitrik asit alkalinize ediyor. Ve alkali yaşam dediğimiz, ne kadar çok alkali gücünüz varsa o kadar çok sağlıklı kalırsınız dediğimiz mucize de gerçekleşebilir bu. Ürik asit taşları bütün taşların onda birini oluşturur yaklaşık olarak. Eriyebilen tek taş cinsidir. Evet. Sırf böyle bunları bütün taşı eritebilirsiniz. Yani İdrar ne kadar alkali ise Ebru, ürik asit taşlarının oluşma ihtimali o kadar azdır. Hatta oluşmuş taşı eritebilirsiniz. Eritebilirsiniz. Sağlıklı her insanın günde içmiş olduğu su miktarına bir limon eklersek eğer bu bizim için çok faydalı. Bir su bardağı limon. Bir su bardağı. Evet. Bu önemli. Şimdi bunu engelledik diyelim. Bir de oluşmuş olanlar var hocam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu oluşmuş olanlar çok ağrı çektiklerini duyuyorum. Ben yaşamadım ama İnşallah derler yaşamazsınız ki ama doğum sancısıyla eşdeğer bir ağrıdır. Babam yaşamıştı zamanında bilirim yani hissettiğim kadarıyla ama. Bir de bir hanım 3 kere, 2 kere, 4 kere doğurur. Bu böbrek taşı bazen yılda 10 kere gelir. Ay, 20 yıl geldiğini düşün. Hayat boyu sıkıntıdır. Evet. Taş az da değildir. Bütün insanların hayat boyu %25'i yani 4 insandan biri hayat boyu en az bir kere taş düşürür. Bir bölümü de defalarca düşürür ve her düşürdüğünde çok eziyetli bir iş olur. Çok neden eziyetli? Kısaca onu anlatayım. Böbreğin içerisinde oluşmuş olan bir taş, söz gelişi böbrek burası, içindeki boşluk da burası ve bir noktada duran bir küçük bir taş düşünün. Bir evyenin sabununun kenarda durması gibi bir şeydir bu. Evyenin akışını engellemez, hasta bunu anlamaz, hiç de farkında olmaz.
Ancak o taş bulunduğu yerden idrar yoluna düşerse, aşağı doğru inmekte olan idrar yolu böbrekten idrar torbasına giden yaklaşık 20 santimlik bu yolun çapı ne kadardır biliyor musunuz? 1 milimetre. Esnediği zaman 4 milimetreye kadar esneyebilir. Tıpkı vücutta bazı olaylarda olduğu gibi, söz gelişi doğumda olduğu gibi bir esneme kabiliyeti var organın. Ama bu 4 katına kadar falan olabilir. 5 milimetrelik bir taşınız olduğunu düşünün. Oradan çıkmaya çalışacak. Sabun evye düştü. Gidere girdi ve artık evye suyla dolmaya başladı. Rahat akmıyor. Tam tıkadıysa taşmaya başladı. Eyvah. Sistem kapalı bir sistem. Taşıyacak bir yeri yok. Giderek gerginleşmiyor ve şişmeye başlar. Ve ağrı böyle oluşuyor. O kadar şişer ki böbrek önüne atmaya çalışıyor. Biz ne yapıyoruz evyeyi hocam? Git diyor. Sıkıyoruz. Pompalıyoruz. Bravo. Böbrek de kasılıp içindeki de aslında atmaya ve iletmeye çalışıyor. Ama bir kramp tarzı ağrı. Bacağınıza kramp girdiğinizde nasıl şiddetli ağrı duyarsanız bu kasılmadan da böyle şiddetli bir ağrı duyuyorsunuz. Evet. Vücut kendisine faydalı olmaya çalışıyor. Ancak hastaya çok ciddi sıkıntı doğurur tabii. Evet. Peki her böbrek taşı ağrısı, her böbrek taşı olan bu böyle ağrılı bir şekilde mi yaşar bu düşmüşse, durumu? Düşmüşse çok şiddetlerdir, yaşaması mümkün değil. Kanlara düşmüşse ağrının olmaması benim mümkün değil. Benim kardeşim geceliğin 3'te telefon etti, abi ben ölüyorum dedi. Bana çağırıyor. Gittiğimde de bayılmıştı ağrıdan. Evet. Tamam. Ama bazı taşlar var ya, tabii böbreğin böyle parankim diyoruz, dokunun içine gömülü kalır. Evet, siz de beraber yaşar. Yolu tıkamadığı sürece. Yolu tıkamadığı sürece, yolu tıkayan taşlar problemli oluyor. İşte eyvah diye zaten doktora koşuluyor. O anda da sizler, her hastaya uygulanabiliyor mu bilmiyorum. Aşağı yukarı uygulanıyor. Uygulanıyor. Bu böbrek taşını kırma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Beyefendiyi davet etmek istiyorum. Buyurunuz, hoş geldiniz efendim. Bize kendiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım hemen. Ben Gökhan Dalbıçer. Gökhan Bey, ne gösterecektiniz bize? Buyurun. Taş yola düştü. Evet. Veya taşı biz düşmeden böbrekte tespit ettik. İdrar düşecek. Yolu herhangi bir düşecek. Sıkıntı belli. Yaratacak. Belli. Belli bir problem yaratacak. Bizim o taşı böbreğin her noktasına rahatlıkla ulaşıp orada kırıp her bir kırılan parçayı da idrar yolundan dışarıya çıkarmamız mümkün. Herhangi bir yeri delmeden, kesmeden doğal bir delikten girerek yapmak mümkündür bunu. Bu aletin adı üreterorenoskop. Bu aletin kalınlığı yaklaşık 2,5 milimetre civarında. Dolayısıyla böbreğin her noktasına kadar rahatlıkla biz bunu aşağıdan giriyorsunuz. İdrar torbasını, idrar torbasını geçiyorsunuz. Böbreğe doğru gidiyor. İdrar yollarını geçiyoruz. Böbreğe giriyoruz. Böbreğin içerisinde de istediğimiz noktaya doğru kıvırarak altında da olsa, üstünde de olsa, ortasında da olsa hareketli. Her noktasında rahatlıkla böbreği hareket ettirerek içerisindeki taşların istediğimiz noktalarına ulaşabiliyoruz. Müthiş bir şey bu. Evet. Bu aletin gelişmesi son 10 yılın mucizesidir. Çünkü teknoloji ancak imkan verdi. Evet. Bu aletin içerisinde bir içeriği aydınlatmak için fiber optik sistem, iki görüntüyü bize iletmesi için ikinci bir fiber optik sistem, bir de boşluk yani kanal mevcut. Kırdığınızı geri almak için mi? Mesela veya kırmak için bir şey yollamak gibi. Hmm. Söz gelişi kırdık bir parçayı, taşları birazdan kırmayı gösteririz. İçeride